Ben de Balan Hocam. Kısaca kendinizden bahseder misiniz lütfen? Kaç yıllık bir yetimiz? Şimdi adım Metin Olucuoğlu, 69 Diyarbakır doğumluyum. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha önceleri özel polikliniklerde acil sorumlusu olarak çalışmaktaydım. 2006 yılının başlangıcından beridir hemodiyalize bir şekilde bulaştım. Evet. Ha, 8-9 yıldır hemodiyaliz hekimliği aktif olarak yapıyorum. Tabii hemodiyalize başlamamız da hemodiyalizin bütün ayrıntılarını da içine girmiş oldu. Geçmiş dönem bir 10 yıllık hekimlik tecrübesiyle daha ileri ne yapabiliriz, ne verebiliriz diye alternatif diyaliz tedavisi yöntemleri üzerinde daha fazla uğraştırma alanı oldu. Hocam, uzun yıllar diyalize giren bir hastanın siz değerli sayın hocalarınızın çok büyük katkıları var, çok büyük destekleri var. Bu konudaki görüşlerinizi rica edebilir miyim? Şimdi hemodiyaliz aslında tabii geçmişinden başlamak lazım. Hemodiyaliz hakkında kısaca bir bilgi vereyim size de. İlk hemodiyaliz 1913 yılında Amerika'da başlanıyor. Deneysel fareler üzerinden. Hatta o dönem Londra'da çıkan gazetelerde yapay böbrek icat edildi diye haber de yapılmış açıkçası. Ama gelişimi daha ziyade işte 45-50'li yıllardan sonra Kore Savaşı itibariyle çok hızlı bir gelişme kaydetmiştir. 1961 yılında ilk bildiğimiz hemodiyaliz makinesi yapılmış. 62 yılında Türkiye'ye gelmiş. Gazi Üniversitesi'nin, Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde 62 yılında evet ilk hemodiyaliz makinesini getirmişler. Ama gelişimi ne hikmetse birazcık da zaman almış. 1980'li yıllardan sonra nefroloji bölümü tanımlar başlanmış. Hatta yanılmıyorsam Türkiye'deki yerinden bahsediyorum. 1980'li yıllardan sonra nefroloji bölümü tanınıyor ve hemodiyaliz ufak adımlarla ilerliyor. O dönemden bugüne gelen hastalarımız var. Evet. Sizin yanılmıyorsam bizim 29 yıllık hastamız var. Aydın Bey. Evet, görüşmüşsünüz Aydın Bey'le. Yanılmıyorsam 1986 yılında hemodiyalize başlamış. O günden bugüne gayet sağlıklı bir şekilde gelmiş. Yani hemodiyaliz aslında uzun dönemde hayatta tutan faktörlerden bir tanesi. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim hemodiyaliz hakkında. Tıpla ilgili gerçek bir mucize aranıyorsa, evet tıpta gerçek bir mucize var diyorsa bu hemodiyalizin kendisidir. Bugüne kadar insanlarda herhangi bir organ kaybını kapatabilecek herhangi bir makine henüz daha tam anlamıyla icat edilmiş değil. Hemodiyaliz makinesi hariç. Tabii bu kronik bir hastalık olduğundan dolayı da. Aynen öyle. Kronik hastalıkta son derece sağlıklı bir şekilde getirebiliyor. Japonya'da 40 yılı devirmiş hastalar var. Evet. 40 yılda gayet sağlıklı bir şekilde yaşayan hastalar var. Türkiye 37'yi devirdi bence. Daha önümüzdeki günlerde de daha da yol kat edeceğine inanıyorum. Peki bir diyaliz hastası ilk size geldiğinde nelere bakıyorsunuz? O iletişim nasıl kuruluyor? Hastanın psikolojisi nasıl oluyor hocam? Gerçekten birkaç hastanızı da sorduk ama siz değerli hocamdan da bilgi almak isteriz. Şimdi diyalize başlama tabii eski, hala günümüzde tam insanın kafasında hemodiyaliz oturmuş değil. Şimdi Türkiye'de de keza öyleydi. Diyalize başlayan hasta ilk dönemler hani ölü kabul edilen hastalar. Evet. Açıkçası. Öyle bir ön yargı vardı. Tabii öyle bir ön yargı vardı. Hatta gelen hastaların nereden baksanız yarısı acil hemodiyalize başladığı için yoğun bakımdan çıkıp gelen hasta. Aile hastayı yoğun bakıma gönderdiği zaman zaten öldü kabul ediyor. Yoğun bakımdan çıkıp geldiği için hasta yakınları ve hastanın kendisinde müthiş bir korku var. Ki hastanın da gözünde aynı. Halktan acı tutamayız hastayı. Hemodiyalize, işte öldü. Bundan sonra damatla hayata tutunan bir resimler. Sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Zaman içinde bu korkuları attıktan sonra, yani o ilk 3 aylık kritik dönemi atlattıktan sonra tahlilleri, kanı yükseliyor, albümün yükseliyor, iştahı yerine geliyor, bunaltı kusması geçiyor, hareket kabiliyeti artıyor.
hasta kendine geldikten sonra oh be dünya varmış diyebiliyor. Açıkçası. Ve ondan sonra daha da ciddi bir şekilde tutuyor. Ben her zaman söylemişimdir, 3 dönem vardır diyelizde hasta adına. Birinci dönem hasta diyelizden korkuyor. İkinci dönem diyelizde kendine gelince hasta, diyeliz hastadan korkmaya başlıyor. Mesela ben iyiyim, diyet kriterleri, su içmek niyeti, bunları unutuyor hasta. Son derece normalmiş gibi yaşamaya çalışıyor. Değil tabii ki. En son, ondan sonra ortasını buluyor. Diyeliz hastasıyım. Ne yemem gerektiği belli, ne içmem gerektiği belli. Ondan sonra makineyle uyumlu bir süreçte yaşamaya devam ediyor. Anladım. Bazı ön yargılardan bahsettik hocam. Sanırım bu noktada siz hekimleri hastaya diyelizi açıklama konusunda, hasta yakınlarına açıklama konusunda biraz işin zorlaşıyor ön yargılardan dolayı. İşte bahsettiğim gibi hastalar diyelizi bugüne kadar artık hastaya hemodializm hastaya gönderdiği zaman ölüme gönderiyormuş. İnanın ben okulda... Nasıl aşıyorsunuz bunu, bu konuyu? Biz ilk günden itibaren tam kadro hastayı bir şekilde işte iştah açılsın diye, yemeğini yesin diye, daha hayata pozitif tutulsun diye insan yalan her şeyi yapıyoruz. Evet. Ama açıkçası bu biraz parametrelere bağlı. Hastanın hemoglobini yükselmeye başladıkça, albümin yükselmeye başladıkça, vücudundaki sıvı yükü azaldıkça, kullandığı ilaç sayıları, özellikle tansiyon ilaçları birçok hastada 3 ay içinde kesiyoruz. Evet, çok yoğun, üçlü, dörtlü antihipertansif kullanan hastanın tansiyon ilaçlarını kesiyoruz. Bunlar azaldıkça hastanın hareket kabiliyeti de artıyor. Hareket kabiliyeti arttıkça kendiliğinden bir süreç başlıyor. Bizim ilk zamanki telkinlerimiz sadece bir moral motivasyon açısından hayata tutunması adına önem arz ediyor. Sonrasında parametreler düzeldikçe aslında kendisi zaten tutunabiliyor hayatta. Daha güzel yol kat edebiliyor. Yani bir nevi hastaya bağlı diyebiliyoruz. Çok yakın hastanın motivasyonuna bağlı. Çok hastaya bağlı. Biraz yönlendirme gerekiyor. Biraz yönlendirme gerekiyor. Genç hastaların tavrıyla orta yaş veya yaşlı grup bahsettiğimiz hastaların hemodiyalize karşı tavrı biraz daha farklı. Şimdi genç hasta moral motivasyonu yerinde diye düşünebilirsiniz değil ama tam tersi. Genç hastaların hayata tutunma isteği çok daha zayıf. Yaş arttıkça hayata tutunma, tedaviye uyum gösterme, doktora ve hemşireye riayet etme daha fazla artıyor. Yaşlı hastalar çok daha uyumlu. Tedaviyi çok daha rahat kabul ediliyor, tedaviye çok daha rahat uyum gösteriyor, elde ettiğimiz netice çok daha iyi oluyor. Burada gençlerin sosyal yaşantısının olumsuz etkilediğinden dolayı... Biraz öyle. Yine burada da aileler önemli rol oynuyor. Dediğim gibi diyaliz hastalarına yarım insan diye bakılırsa, o gözle bakıldığı sürece gençlerin tutulma sebebi kalmıyor çok fazla. Çok fazla kalmıyor. Onları da bir şekilde aktivasyonlarla, aslında önceki dönemler diyaliz merkezlerinin iyi olduğu zamanlar ciddi aktivasyonlar vardı. Gençlerin daha fazla hayata tutulmasına yönelik. Ama bugün diyaliz sektörünün uğraşmış olduğu ekonomik krizden dolayı bir çeşit sosyal aktivasyonlar yok. Yok yani neredeyse bitti demeyeceğim. Yok artık. Yok. Peki hocam siz burada sanırım genel olarak 4 saat bağlı kalıyorlar hastalarımız diyelim. Bu sürede zaten nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçiyor? Şimdi ilk diyaliz hastası geldiği zaman ilk tabii tartılıyor. Kilo ayarlaması yapılıyor. İlk gelir yalnız makineye bağlandıktan sonra çekilmesi gereken kilo belirleniyor. Ondan sonra bir kahvaltı süreci var. En azından 45 dakika bir saat kadar kahvaltısı da sürüyor. Bir saatten sonra genel vizit başlar. Ben de baksanız 1,5-2 saatte genel vizitle oyalandıktan sonra onun haricinde hastalarımızın televizyonu var. Her yatak başında televizyon var. İstediği şekilde televizyon seyredebiliyor. Gazete okuyabiliyor. Gazete dağıtıyoruz hastalarımıza bizim kurumda. Gazetesini okuyabiliyor. İnternet. İstediği gibi internet imkanı var. İnternette oyalanabiliyor. Film yayını yapabiliyoruz. Kaplı devre yayın sistemimiz var. Film yayını yapıyoruz. Onu seyredebiliyorlar. Bu şekilde 4 saati değerlendirmesini çalışıyoruz. En azından sıkılmadan. Ama benim kişisel görüşümü soracak olursanız en iyi
son derece dinç ve dinamik bir şekilde kalkıp gidiyor. Hasta uyanık kaldığı sürece, evet çok ilginç, hasta uyanık kaldığı sürece o 4 saat ne yaparsanız yapın bir şekilde bağımlı, kolu sabit kalınca yıpratıyor kendini. Evet. Tabii yıpratıyor kendini. Televizyonda da uyanansa gazetelidir ama en iyi, en rahat hasta gördüm. Hangisi makineye bağlanınca uyuyor, uyanık bir şekilde çok rahat gidebilir. Peki tansiyonu aldığı sırada mutlaka uyandırılmış oluyor. Muhakkak. Alışkınlar bir şekilde, rahatsız olmayanlar var bir şekilde, çok rahatsız olanlar var. İşte. Çok aksi hastalarınız var mı? Neyden kaynaklanıyor? Şimdi kronik hastalık, şöyle bir şey söyleyeceğim. Kronik hastalık süreci, hastayı psikolojikten yıpratan bir süreç. Evet. Aksilik demeyelim de, yani nereden baksanız hastaların yarısından fazlası depresyon var. Peki, bu konuda yazmanız nasıl oluyor? Bu konuda bahsettiğim gibi aslında tıbbi yardım sağlayabiliyoruz biz. Hı-hı. Ekip olarak aslında psikolojik destek sağlamaya çalışıyoruz ama önceki yönetmelikte psikolog desteği vardı. Psikolog desteği ciddi de faydasını görüyorduk psikolog desteğine. Evet. Ama bu şu anki yönetmelikte psikolog desteği kaldırıldı. Yönetmelikte psikolog yok. Bu işte size mi kaldı? Hekimlere, hemşirelere, hemşireler ve hekimler bu işin sorumluluğu, personel kadar bu işin sorumluluğu. Öncesinden de öyleydi ama en azından bu konuda bir yönlendirici olması biraz daha isabetli bir işti. Ama yeni yönetmelikte psikolog zorunluluğu yok. Diyetim merkezleri de genel durumundan, ekonomik sıkıntılarından kaynaklanan sorunlarından dolayı psikolog desteği sağlayamıyorlar. Ondan kaynaklı. Gerçi tedavinin şekilleri de çok önemli, önem arz ediyor. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Alternatif ilk girişte bahsetmiştim. Alternatif hemodiyaliz tedavi yöntemleri. Standart 4 saatlik hemodiyaliz tedavisinden farklı. Şimdi 2006 yılında biz hemodiyaliz, ben hemodiyaliz sertifika kursuna gitmiştim. O dönem için açıkçası bizim hayal tabir ettiğimiz makineler ve diyalizörler, filtreler, aslında tabiriyle filtreler, bugün artık günümüzde aktif bir şekilde kullanılıyor. High flux diyalizörler, teknik olarak ismi, hemodiyalik filtrasyon makinesi ki bu çift pompalı özel bir tedavi yöntemidir. Bunlar aktif bir şekilde kullanılıyor. Hatta merkezimiz, bizim merkezimiz C pozitif hastalarda hemodiyal filtrasyon makinesini kullanan ilk merkezdir. Hala da aktif bir şekilde kullanıyoruz. Ki bu bahsettiğim Aydın Bektaş isimli arkadaşımızın servisini daha fazla uzatabilmek için. 30 yıla yakın bir hasta. Uzun, 8 saatlik diyaliz tedavisi. Evet hocam, bazı hastalarda 7 saat biliyor. 7 saat, 8 saat. Şimdi 2006 yılında aynı zamanda tüplü diyalizin 8 saatlik diyalizin sorumlu hekimi ben. Hı hı. En azından birlikte kurduk arkadaşlar. Bir buçuk yıla aşkın bir süre sorumluluğunu ben yaptım. Şimdi uzun diyalize giren hastalarda da gece diyalizinde hasta makineye bağlanıyor. Uyuyor, sabah uyuyor, işini tutuyor. Çalışması daha rahat aslında. Çalışabiliyor. Gündüz vaktinden çalmıyordu. Hastanın moral ve motivasyonu biraz daha farklı oluyor. Bir nevze daha iyi. Tabii. Tedavi yönteminin etkileri üzerine, moral ve motivasyonu etkileri üzerine anlatıyorum bunu da. 8 saatlik hastaların inan bana moral motivasyonu çok farklı. En azından dışarıda çalışmıyorsa bile evde aktif işini yapabilen insanlar. Çok daha rahat hissediyorlardı. Onlarda psikolojik destek bu kadar çok fazla ihtiyaç duyulmuyordu. Bağımlı olmadıkları için. Daha rahat hareket kabiliyetleri evet. Oldukları için bu kadar destek bulmuyordu. Ama tabii günün işte o günün şartları, ne bilmiyorsam 2008-2009 yılına kadar devam ettirebildik. Yüksek finansmanın nedeniyle kapatılmak zorunda kaldı. Bugün keza hemodiyaliz filtrasyon tedavisi çok özel bir tedavidir. Tüm dünyada geniş çaplı araştırmalar yapılmış hemodiyaliz filtrasyonda söyleyi belirgin bir şekilde uzatıyor. Küçük moleküllerin temizliğinin yanında ağır moleküllerin temizliğiyle de en azından kalitesini de uzatıyor. Evet. Yani yaşam süresini uzattığının yanı sıra yaşam kalitesini de uzattığına inanıyorum aşağısa. Ama bunlar da tabii yüksek finansman nedeniyle nereye kadar götürülebilir? Evet. Bugün yapılabiliyor. Bunun her
Çok rahat yapamıyoruz açıkçası. Çok enzim yoğun olduğu için mi bazı hastalarda? Bazı hastalarda, evet. Özellikle genç, aktif çalışan hastalarda parametreler en azından şöyle, burun ve kreatin değerleri çok daha yüksek olduğu için, dışarıda aktif çalıştığı için yeme kontrolü de yok. Haliyle fosforun da çok yüksek olduğunu biliyoruz. Zorunlu olarak uzun dialize alarak temizliği kırılmasını artırmaya çalışıyoruz. Peki sizin uzun yıllarda diliz hekimliği yapıyorsunuz Sayın Hocam. Hastalara tavsiyeleriniz nelerdir efendim? Hastalar, tabii diliz hastalarına benim standart tavsiye en iyi hasta kendi hekimliğini yapan hastadır. Diliz hastalığı çünkü bu kronik böbrek yetmezliği de anlı yanında giden bir şey. Yemesi özellikle yedikleri ve içtikleriyle korele gittiği için sağlık durumları evet. Kendisi karar veriyor hasta. Aslında sağlıklı gidip gitmeme konusunda en iyi kararı kendisi verebiliyor. İlaçları düzenli kullanma, sıvı tüketimindeki dikkat, meyve tüketimindeki önem ve dikkat. Bunların hepsi direkt sağlıklarını etkileyen şeyler. Çok basit örnekler verebilirim. Hastalarımız köyden, tabii daha yeni olan bir hasta, çok uzun sürede, 20 yıllık hasta aslında. Köyden pekmez getiriyorlar. Özel bir pekmezmiş. Türk pekmezinin olduğunu da söylemiyor. Sağlık, bundan iyisi ne olabilir? Her gün içiyor, kimsenin haberi yok. Bir hafta içinde çok yüksek potasyumla, yoğun bakıma yatırılıyor. Aslında sağlıklı yaşamaya çalışırken neredeyse kendini öldürüyor. Bu konuda biz gerekli eğitimi, diyetisyenler olsun, hemşireler olsun, hekimler olarak gerekli eğitimi vermemize rağmen hastanın buna benzer davranışları söz konusu olabiliyor. Peki hocam, dünyaya baktığımızda Türkiye'deki diyaliz ne durumda? Dünyada diyaliz tedavisi, Türkiye'deki diyaliz tedavisi şu an geçmişe göre çok önemli yerlerde. Hatta şunu söyleyebilirim, Amerikan çok önemli diyeceğiz. Söylediği anlamında Amerikan çok önündeyiz biz. Avrupa'da en iyi yapan yaşam süresi. Yaşam süresi Amerika'ya göre çok daha uzun. Japonya, şu an dünyada en iyi yapan ülkelerden bir tanesi Japonya'dır. Açıkçası söyleyebilirim, Japonya ile hemen Japonya geçmiş dönemden çok iyi yaptığı için Japonya ile hemen başa baş gidiyoruz. Diyaliz tedavisi anlamında. Evet. Ki bugün kullanılan su sistemleri, diyaliz makineleri, dializörler evet. Ve sistemden kaynaklanan bir şey. Burada tabii özel sektörün desteğini unutmamak lazım. Şöyle anlatayım. 1996 yılında 170 tane, hemen hemen tüm Türkiye'de 170 tane devlet hastanelerinde dahil diyaliz merkezi varken bugün günümüzde 860 tane diyaliz merkezi var. Bunların %70'i özel merkez. Türkiye'de 870 tane diyaliz merkezi var, %70'i özel merkez. Özel merkezin desteğini hiç unutmamak lazım bu olayda. Peki bunu organ bağışıyla... Başka bir sektör yok, bu şekilde olan başka bir sektör yok. Kesinlikle. Organ bağışıyla bağladığınızda neler diyor diyebilirsiniz? Şimdi... Tabii ki... Diyaliz öldürücüdür. Az önce sizin dediğiniz gibi ya insan oluyor artık. Şimdi şöyle tabii çok önemli bir şey var. Organ nakli merkezleri de günümüzde sayısı çok ciddi bir şekilde artmıştır. Çünkü devlet çok önemli bir finansman sağlamıştır organ naklinde. Çok uygun bir ödeme yapıyor. Evet. Çok cazip bir hale getirmiştir organ naklinde. Müthiş bir derecede organ transplantasyon tüm dünyada bayağı hatırı sayılır düzeyde organ nakli sayısı var. Bunun son senede 500'ün üstünde tek merkez halinde yani. Ama bunların çoğu candan oluyor, kadavra. Çoğu işte zaten bizim en çok dikkat çektiğimiz olay bu. Candan alma. Yani tek böbrekle bırakılan insanlar acaba gelecekte ne kadar potansiyel kavraya hastaları? Muhakkak ki çok derinlemesine inceleme yapıldığına inanıyorum. Ve arkadaşlarımızın konuda derinlemesine inceleme yapıldığına inanıyorum. Ama yine de bunları öteki insanlara göre biraz daha
risk altında olduğuna inanıyorum ben. Evet. Şimdi transplantasyon tek kurtarıcıdır. Ona inanıyorum. Transplantasyon iyidir. Ona da inanıyorum. Ama tek kurtarıcı değildir. Hemodiyaliz de bugünkü tedavi şartları, tedavi kalitesi altında transplantasyona yakın değerlere ulaşmıştır. Yakın değerlere ulaşmıştır. Bugün bahsettiğimiz gibi 30 yıl eski tedavi yöntemleriyle bugüne gelmiş hastalardan bahsediyoruz. Bugünkü üstün tedavi yöntemleriyle önümüzdeki survival nasıl olur? Çok daha yüksek olmasını bekliyoruz tabii ki. Açıkçası. Aynı Japonya'daki gibi 40-45 yılları çok rahat devredeceğinize inanıyorum. Önünün çok açık olduğuna inanıyorum. Ama şöyle bir şey var. Maalesef bugün devlet transplantasyona sağlamış olduğu desteği diyalizden esirgiyor. Diyalizden esirgiyor. Keza bahsettiğim gibi Türkiye'de hiçbir sektör yoktur ki %70 özel sektörün elinde olsun. Özellikle sağlık için söylüyorum. Günümüzde bir diyalize sanırım sayısı gittikçe artıyor hocam. Gittikçe artıyor. Artıyor, sayısı da artıyor. Diyaliz merkezlerinin sayısının da artacağını belirtisi midir acaba? Şimdi diyaliz merkezlerinin sayısının artması ile ilgili kotasyon kanunu geldi biliyorsunuz. Hı. Artık herkes istediği gibi diyaliz merkezi açamıyor. Evet. İhtiyaca göre diyaliz merkezi açılıyor ama geçmiş 5 yıllık dönem içinde 54 tane diyaliz merkezinin kapandığını söyleyebiliyorum. Ki diyaliz merkezleri tamamıyla doluluk oranı, yüksek doluluk oranıyla çalışmasına rağmen bütün özel merkezler şu an yanılmıyorsam en kötü merkez %70 doluluk oranıyla çalışıyor. Hı hı. Ama geçmiş 5 yıllık dönemde 54 tane merkezin kapanmasına engel olunamadı. Bu da son yıllarda sanırım. Son yıllarda. Desteğin esirgemesine. Aynen. En çok transplantasyona sağlanan destek diyalize de sağlanmış olsa zannetmiyorum ki böyle bir olayla karşı karşıya kalalım. Peki siz bu süreci doğru buluyor musunuz? Sadece transplantasyona yönelik olmaktan da bir artış olmamasına. Şöyle tabii ki doğru değil. Şimdi şöyle hasta portföyüne de baktığımız zaman tüm dünyada dünyanın birçok ülkesinde diyabet birinci sebeptir. Evet. Diyabet birinci sebeptir. Diyabet şeker hastalığı yani. Şeker hastalığına bağlı böbrek yetmezliği hastaları en çok ileri yaş hastalarda ortaya çıkıyor. Evet, bu konuda gerçekten gelmişken bunu açıklarsanız diyabet. Şimdi diyabet çok yüksek bir insidansa sahip tüm dünyada. Yüksek bir insidansa sahip artık yeni beslenme modellerine bağlı olarak. Ve diyabete şeker hastalığına bağlı kronik böbrek yetmezliği de yüksek bir oranda artmakta. Bizim hastalarımız dünyayla aynı insidansı yakalama zorundayız. %50'lik bir orandır bu. Yani diyalize giren 100 hastanın 50'si şeker hastalığına bağlı. Bu hastaların birçoğunun ileri yaş seviyesi var. Komorbid faktörleri ön plandadır. Nedir? Kardiyovasküler problemleriyle gelir aslında. Periferik arter hastalığıyla gelir aslında. Bu çeşit hastalarda transplantasyon zaten kontraindike. Peki, transplantasyon yapamayacaksa, diyalize destek sağlamıyorsa, bu hastaları ne yapıyoruz? İleri yaştaki çeşit hastalarını bir şekilde yalnız bırakıyoruz. Bugün dediğim gibi henüz o pozisyonda değiliz. Henüz o pozisyonda değiliz. Gerekli diyaliz tedavisi kalitesinden zerre kadar ödün verilmiş değildir. Ama bu hastaların da servisini çok uzatıyoruz. Yaşam süreleri çok uzuyor. Bu hastaları. Ve bu gittikçe artan rakamlar olacaktır. Daha da artacaktır. 2015 yılı için Türk Nefroloji Derneği'nin tahmini rakamı 100 bin diyaliz hastası. 100 bin diyaliz hastası. Bugün rakam 65 bin üstü. Bu artış sebebi ne? 70 bine yakın. Özellikle dediğim gibi. Kısa sürede çok artış oluyor. Yok, insidansı belli. Tüm dünyadaki insidansı belli. Tüm dünyadaki insidansının yanında Türkiye'deki insidans aynı şekilde gidiyor. Ben size tam rakam söyleyeyim. Şöyle. Her yıl yaklaşık 12 bin yeni hasta. 12 bin yeni hasta diyalize başlıyor. Her yıl için Türkiye'de. Ve bu rakam sabitlenmiş düzeyde. Bunu değiştiremiyor. 12 bin hasta tabii. Günde bir hasta. Aynen öyle. Aynen öyle. 2015 yılına geldiğimiz zaman 100 bin hastaya denk geliyor. Bugünkü çok hasta... Çok vahim bir durum değil mi hocam?
kaçınılmaz bir gerçek sanki hani yeni yaşam şartlarının getirisi etti. İşte bahsettiğim gibi beslenme alışkanlıklarını değiştirmediğimiz sürece şeker hastalığı riskine açık durumdayız. Şeker hastalığı riskine açık olduğumuz sürece kronik böbrek yetmezliği riskine açık durumdayız. Peki sağlıklı böbreği koruma açısından sağlıklı insanlara önerirse neler olur? Şimdi şöyle, aslında o konuda da bazı söyleyeceklerim var. Önemli olan tabii korunmak. Nasıl korunuyoruz? Biz hemodiyet merkezleri olarak bu konuda da aslında göreve tahibiz. Bunu en rahat yapabilecek merkezlerden bir tanesi de hemodiyet merkezleridir. Sağlıklı insanların böbreklerini koruma en iyi anlatabilecek, en iyi vurgulayabilecek, ön çalışmaları yapabilecek, hastayı dilize girmeden çok daha öncesinde yakalayabilecek merkezler. Yanılmıyorsam Sağlık Bakanlığı tarafından da bu çeşit ön çalışmaları vardı. Hani diyaliz merkezlerini bu konuda nasıl görevlendirebiliriz diye. Ama henüz daha bir sonuca netice elde edilmemiştir. Bir şey aklıma geldi hocam. Akut diyaliz, hemodiyalizin neresinde şu an Türkiye'de? Akut diyaliz tabii. Akut böbrek yetmezliği, tabii kronik böbrek yetmezliğinden biraz farklı. Belirli bir hastalığa bağlı, geçici bir süreç böbreğini kaybeden hastalar. Ona tabii hastanelerde tedavi ediliyor. Hı-hı. En fazla akut böbrek yetmezliği, özel diyaliz merkezlerinde tedavisi yapılmıyor. Hı-hı. Devlet hastanelerinde tedavisi yapılıyor. Evet. Bir sürü tedavi olduktan sonra zaten böbrek açılıyor ve diyalizden çıkıyor hastamız. Şu an bunun sayısı var mı? Şöyle, aslında primer sebebine göre değişiyor. Yani altta yatan sebebe göre değişiyor. Hı-hı. Altta yapan sebeplerden bir tanesi, hatırlarsınız 99 böbrek deprem, körfez depreminden kaynaklanan kreş sendromu. Evet. O dönem için yaralıların çoğu akut böbrek yetmezliğine girmişti. Ezilme sendromuyla, kasın parçalanmasıyla miyoglobinler böbrek tüplerine tıkıyorlar. Geçici bir süre hasta olup açılana kadar akut böbrek yetmezliği tedavisi alıyorlar hastanelerde. Peki hocam, konuyu uzattık. Genel anlamda toparlarsak neler söylersiniz? Genel anlamda diyaliz şöyle. Bizim aktarmak istediklerimiz. Tabii. Diyaliz, ilk bahsettiğim gibi yani gerçekten sağlık sektöründe gerçek mucize diyalizdir. Diyaliz tedavi kalitesi de Türkiye'de son derece de hızlı bir şekilde gelişmiştir. Konuda özel sektörün desteğini gerçekten unutmamak lazım. Birçok yerde diyaliz merkezi yokken özel sektör o bölgelerin çoğunu diyaliz merkezini açtı. Hı hı. Hastaların ihtiyacını giderdi. Ki bu 10 sene önce hastaların hareket kabiliyeti yoktu. Dolayısıyla günümüzdeki hasta profilini de düşünürsek, yaşlı ve diyabetik hastalar veya yüksek tansiyonlu hastaların diyalize gireceğini düşünürsek, diyalize sahip çıkmamız lazım. Diyalize sahip çıkmamız lazım. Diyaliz merkezlerine gereken desteği. En azından şöyle, özel bir destekten bahsetmiyoruz. Transplantasyona yapılan destek bize de yapılmalı gerektiğini inanıyorum. Çünkü ileride bahsettiğim hasta popülasyonuyla birlikte transplantasyona kontraindike olan hastaların sayısı artacaktır. Şu anki diyaliz camiası bunu kaldıramayabilir. Evet. En azından şöyle bir şey. Öteki hastalar adına söyleyeyim, transplantasyon kadavradan yaygınlaşmadığı sürece buna da sağlanan desteğin çok fazla bir anlam teşkil ettiğine de inanmıyorum ben. Hem o diyalizi yalnız bırakmamak lazım, desteklemek lazım. Alternatif tedavi yöntemleriyle uzun gece diyalizi tedavisi, ev hemodiyalizi tedavisi ve hemodiyalifikasyon. Diyalizi yalnız bırakmamak lazım. Genel olarak destek olmak. Evet. Peki hocam, çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.